Selamun aleyküm arkadaşlar. Part Time Time Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugün rüzgarlı bir gün. Zaten çok konuşmamıza gerek olacak bir video değil bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inek, yani düve aslında. Düve tohumlama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal 3000 aboneye özel atabilirim. Yani 2000 aboneye özel videomu geçen hafta attım. Şimdi 2600 abone ulaştık sizlerin sayesinde. İnşallah yakında da 3000 abone olacağız. Bunu siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Gördüğünüz gibi karışıklık bir düvemiz var. Düvenin annesi Mondofon'dan çıkma Belçika mahallesi. Ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. İyi bir Belçika mahallesi değildi hani. Çok fazla melezdi. Çek! Çek! Çünkü babası bizim melez bir tosunumuzdu. Yaylımdayken ineği tohumlamış. Annesi az bir Belçika mahallesiydi. Bunun babası da yine şeyde tohumlanmış, yazıda, yani yaylımda tohumlanmış. Babası da yerli ırktan çıkma bir simental. Gördüğünüz gibi aslında yerli ırk gibi bir şöyle düvemizi gösterelim. Turuncumsu bir tüyleri var. Simentallik de var. İşin garip tarafı ama bizim normal safkan simentallerimizi simental diye kaydediyorlar. Simental melez olarak kaydediyorlar. Bu melezi de saf simental olarak kaydetmişler. Şimdi dilerseniz ben gideyim. Boğamızı koyarım. Boğamızı zaten önceki videolardan tanıyanlar olacak. Sonra videomuza devam edelim. Şarule boğamızı hatırlıyorsunuzdur. Maşallah çok kalın dan arkadaşlar. Bir kez daha antlasın yeterli. Düveniye sökülmüş diyebilirsiniz. Yaklaşık 2 yıldır zincir bağlanmıyor, boş. O yüzden pek bağlanmıyor. Aylığı birazcık geçti. Biraz daha büyümesi lazım. Şöyle bir 15 aylık olduğunda. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sırtımın yapısını hala 6 kilo yemiyorum. Yemi arttırmadım. Ama çok tüyünü düzeltti. Güzel kilo aldı. Biraz gezmesi lazım aslında. Biraz daha açılması lazım. Bu arada size neden hayvanlar tutmadığı da bu kullandığımızı da anlatayım arkadaşlar. Şimdi şöyle veterinerle konuşmuştum. Suni tohumlamada kullanılan spermalar arkadaşlar 6 saat civarında yaşıyor diyor. Bu boğalarınki 1-2 gün yaşıyormuş. Ve suni tohumlamada kullanılan sperma sayısına göre 100 bin kat ileriyordu. Sperm olduğu için hani birim sayıya çok fazla sperm düştüğü için daha yüksek bir ihtimal. Yani veterinerin bazen iyi atamama sıkıntısı oluyor. Faydasını görüyoruz. Tosun işte arkadaşlar, tosunlarda en büyük sıkıntı bu. İlk aşımı yaptıktan sonra çok yani oyalanıyorlar.
atladı. Videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Bakalım babamızı götürelim. Gel. Bu ay şeyi arkadan çek. Daha 13 aylık. Maşallah var. Gel. Arkadaşlar çok dev gibi olacak bir yılan. Gördüğünüz gibi ithal ayarında. Yani kalınlığı yapıyı görseniz. Yapı bu. Dur oğlum dur. Maşallah var arkadaşlar. Yakında size detaylı videosunu çekeceğim. Bir ayda nasıl böyle tüyümüz hep gelişti. Bir de rasyon soranlar var. Rasyonunu anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maşallah var. Sırtına şimdi şu an yumurta koyun. Yumurta sırtında durur. Hop hop hop. Hop o kadar da değil. Atıl arkadaşlar öyle değil de gördüğünüz gibi. Zincirle çekmeyle geliyor. Boynuzsuz değil. Boynuzunu yaktık arkadaşlar. Ben boynuzlu hayvan sevmiyorum. Yani hem birbirlerine vuruyorlar hem bazen istemsiz de olsa size vuruyorlar. Şimdi bir yumurta olsa da koysan arkadaşlar daha 13 aylıkken sırtta yumurta konulacağız halde. Normalde bunu 2 yaşındayken o civarlardayken yapıyorlar. Şu sırttaki boşluğa arkadaşlar çok rahat yumurta dizilir. Maşallah var. Bir maşallah alalım boğamızda da. Artık bu aslan parçasını bağlayalım. İleriki videolarda size bunun rasyonunu anlatayım. Ufak bir değişim yaptım rasyonda. 20 kilogramını hiç değiştirmedim. Birkaç kaba yem takviyesiyle hayvanı bu hale getirdik arkadaşlar. Biraz daha boylansın, gelişsin istiyorum. Sonrasında zaten bunu iyice etlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bağlayayım içeriye. Gel oğlum gel. Evet arkadaşlar. Düvemizi tohumladık. Normalde biliyorsunuz ben suni tohumlama kullanıyorum. Size de suni tohumlamayı tavsiye ederim. Çünkü neden arkadaşlar? Birincisi yani istenmeyen bir şey olsa da bazen bu aralarda hastalıklar olabiliyor. Brusella gibi. Tamam olmayabilir onu geçelim. Şöyle şimdi boğayı kullanıyorsunuz. Boğanın belki de pazardan alıyorsunuz. Siz hayvandan süt bekliyorsunuz. Ama etçi bir boğa. Ya da boğanın biliyorsunuz bazı puanları var. Boğanın belki de meme sağlığı ya da ayak sağlığı çok düşük. Ya da kendilerini çok iyi aktaramıyor. O konularda sıkıntılar var. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Yani suyu tohumlamayı tavsiye ederim. Ama ben kendim şöyle yapıyorum açıkçası. Çoğu zaman aslında ırka göre de ikinci tohumu kolay kolay atmıyorum arkadaşlar. Üçü eli hiç atmıyorum. Direkt tosuna veriyorum. Gerçekten de tutuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ne yapıyorlar? Mesela simentale simente attılar. Tutmuyor. Bu sebep çapraz bir ırk deneyebiliyorlar. Şarlı tohum atıyorlar. Biz de onu yapacağımızda diyoruz ki yine tutmadı belki yine ne para vereceğiz. Tosunu koyarız. Tosunu atlatıyoruz. Çoğunlukla da tutuyor arkadaşlar şu an. Tosunu da tutmadı hayvan zaten genelde sıkıntılı oluyor. Veteriner çağırıp tedavi ettirmenizi tavsiye edebilirim. Yumurtalıklar gelişmemiş olabilir. 10 gram yerdir. 10 gram ademi vurarak yumurtalıkların gelişmesini sağlayabilirsiniz. Kist olabilir yumurtalıklarda. Onun için de ilaç kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani veterinere bir baktırın derim. Hani direkt gözden hani zaten kesinlikle beslemek istiyorsanız mesela bu geçen de boğarsamıştı. Tutmamış. Büyük ihtimal yine tutmaz. Çok durumunda değil. Bunu kurbanlık yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani büyük ihtimal kurban olacak gibi. Yani siz de kesin kurban tutuyorsanız zaten tutmaması çok da önemli değil ama eğer damızlıksa, geç de sevdiğiniz bir hayvansa veterinere baktırın hayvandan direkt vazgeçmeyin diye düşünüyorum. Ve suni tohumlama kullanmanızı tavsiye ediyorum ama eğer merada 50-100 hayvan var işte takip etmek sıkıntı ya da hayvanlar mele falan diyorsanız içine bir angus ya da limuzin boğa katarak kaliteli gıda alarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Belki ilerleyen günlerde melezleme ilgili de video çekebiliriz. Bana ne tarz videolar istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.